Herkese merhabalar, Nefis Yemek Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için hazır yufka ile yapabileceğiniz yumuşacık, enfes bir kıymalı börek tarifi paylaşacağım. Üstelik tek tek sarmaya uğraşmadan pratik bir şekilde hazırlayabileceksiniz. Şimdi dilerseniz şok uzatmadan böreğimizin sosu ile yapılışına başlayalım. Uygun bir kap içerisine 1 çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt ve birinin sarısını üzeri için ayırdığımız 2 adet yumurtayı alalım. Tel çırpıcı ile pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar sosumuzu güzelce çırpalım. Böreğimizin sosu hazır. Şimdi iç harcını hazırlamaya geçebiliriz. Bunun için tavaya yarım çay bardağı sıvı yağ alalım. Üzerine yemeklik doğranmış 5 adet kuru soğanı ilave ederek soğanlar hafif pembeleşinceye kadar kavurmaya başlayalım. Soğan size fazla gelebilir ama inanın ki çok lezzetli bir iç harcı oluyor. Yine de dilerseniz 2 veya 3 tane soğan da kullanabilirsiniz. Daha sonra 250 gram dana kıymayı ekleyerek kıymanın rengi dönünceye kadar kavurmaya devam edelim. Kavrulan kıymaya 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı pul biberi ilave edip birkaç dakika daha kavurmaya devam edelim. Sevdiğiniz farklı baharatlar varsa onları da ilave edebilirsiniz. Ardından kıymayı ocaktan alarak ılımaya bırakalım. Sıvı yağ ile yağladığımız fırın tepsisine 1 adet yufkayı kenarlardan sarkacak şekilde yerleştirelim. Üzerine hazırladığımız sostan birkaç kaşık gezdirelim. Sosu fırça ile her yerine gelecek şekilde sürelim. İkinci yufkayı da gelişigüzel yerleştirelim ve sosumuzdan sürelim. Üzerine soğuyan kıymalı iç harcının yarısını her yerine gelecek şekilde serpiştirelim. Burada eklemek istiyorum. İç harcını dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Patatesli veya peynirli maydanozlu iç harcı da çok yakışacaktır. Tercih sizin. Üçüncü yufkayı da yerleştirip sostan birkaç kaşık dökerek sürelim. Daha sonra kalan kıymalı iç harcını yufkanın üzerine bir kaşık yardımıyla dökerek yayalım. Dördüncü yufkayı da yerleştirdikten sonra sosumuzdan sürelim. Sosun yufkaların her tarafına geldiğinden emin olalım. Böylelikle böreğimizin içi de güzel bir şekilde pişecektir. Son olarak 5. yufkayı da yerleştirelim ve sosumuzdan sürelim. Daha sonra tepsinin kenarlarından taşan yufkayı içe doğru katlayalım. Böreğimizi dilediğimiz boyutta kareler halinde dilimleyelim. Üzerine kalan sosumuzdan bir kaşık ile gezdirerek dökelim. Vaktiniz varsa böreğinizi en az yarım saat ya da daha fazla dinlendirebilirsiniz. Üzeri için ayırdığımız 1 adet yumurta sarısını fırça yardımıyla güzelce sürelim. Daha sonra böreğimize bolca susam serpelim. 180 derece fırında kontrollü bir şekilde güzelce kızarıncaya kadar yaklaşık 40 dakika pişmeye bırakalım. Kıymalı böreğimiz servise hazır. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. İnanın o kadar lezzetli ki her zaman severek tüketebileceğiniz bir börek. Gördüğünüz gibi içi dışı gayet güzel bir şekilde pişmiş. Sizler de mutlaka deneyin. Fotoğraflarınızı Instagram'da Nefis Yemek Tarifleri etiketiyle paylaşmayı unutmayın. Videonun sonuna beğeneceğinizi düşündüğüm farklı börek tariflerini de ekliyorum. Ayrıca açıklamalardan hem bu tarife hem de çok daha farklı börek tariflerine ulaşabilirsiniz. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni gelen tarifleri kaçırmamak için de zili tıklamayı unutmayın. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.